Selçuklu Belediyesi ile Vakti Sahur başlıyor. Büyükler neden büyüktür bilir misiniz? Onlar koşarken biz iyilik yapma hususunda dizlerimizin üzerine çökmüşüzdür de ondan. Artık kendimize gelelim. Artık kendimize gelelim. Bırakalım içimizdeki husumeti bir tarafa ve şu rivayete kulak verelim Allah aşkına. Bir gün Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabıyla oturup sohbet ederken sahabeden birisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, Peygamberimize sordu. Ya Resulullah, siz Hazreti Ali kerremallahu veçeyi neden çok seviyorsunuz dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyi Hazreti Ali kerremallahu veçeyi çağırmaya yolladı ve orada bulunanlarla şöyle bir sohbet etti. Birisi size kötülük yapsa siz ona ne yaparsınız? Cevap verdiler. İyilik yaparız. Tekrar aynı soruyu sordu Efendimiz. Sahabe gene iyilik yaparız dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü defa sorduklarında sahabelerin bazıları cevap vermediler. Dördüncü sorudan sonra hala iyilik yaparız diyen kalmadı. Biraz sonra Hazreti Ali kerremallahu veçe hazretleri geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönerek, ya Ali, birisi sana kötülük yapsa sen ona nasıl davranırsın? Hazreti Ali Efendimiz, iyilik yaparım dedi. Peygamber Efendimiz aynı soruyu 7 defa sordu. Her birinin sonunda da hep aynı cevabı aldı. 7. sorunun sonunda Hazreti Ali Efendimiz şöyle dedi. Ya Resulullah, hiç yorulmayınız. O kişi kıyamete kadar bana kötülük yapsa ben ona hep iyilik yaparım diye cevap verdi. Bunun üzerine sahabe-i kiram hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali kerremallahu veçeyi neden çok sevdiğini anlamış oldular. Bir seven varsa sevilen de var. Sevenin gözü her an sevdiğini arar. Yürek anar, kalp yanar. Her an beraberdir sevdiğiyle seven. Sevgi rahmettir, sevgi şefkat ve bir damladır cennetten. Muhabbet ve sevginin yeşerdiği bu diyardan o sevdalılara dualar gönderiyoruz. Rabbim sırlarına eriştirsin. Konya'dan sevgi ve muhabbetle başlıyoruz efendim. Vakti sahura hoş geldiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيض وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور
Sevgili seyircilerimiz, Ramazanımızın 21. gününe niyet etmek için Vakti Sahur'da sizlerle birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz. Bugün programımızda müminlerin birbirini sevmesi üzerine sohbet edeceğiz. Çok kıymetli hocamız Muzaffer Dereli bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Sevgili hocam, müminlerin birbirini sevmesi. Her şeyden önce
Cenab-ı Hakk'ın rızası için birbirimizi seveceğiz. Müminlerin birbirini sevmesi derken önce mümin başlığını bir açalım istiyorum. Ki evet. O niyetle nasıl sevmemiz gerektiğini daha iyi idrak etmiş olalım. Buyurunuz hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamd, onun sevgili Resulüne de salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Mümin deyince iman etmiş kimse. İman etmiş kimse deyince kalben Rabb-i Zülcelal'i, kendisini yoktan var eden Yüce Halık'ı samimiyetle seven insan. Onun varlık birliğini kabul eden, yüceliğini kabul eden, her şeye kadir olduğunu bilen. İhlas Sure-i Celilesi'ndeki yahut da Ayetül Kürsi dediğimiz o sure, ayetteki, uzunca ayetteki evet. Cenab-ı Hakk'ın eşsiz sıfatlarını yine aynı şekilde kalben tasdik eden, lisaninde bunu açıklayan insan. Burada tabii ki bir samimiyet var. Mümin deyince iman etmiş insan. Bu tariften girdiğimiz zaman kısa ve özlü olarak tabii müminlerin pek çok özellikleri var. Ama en başta bu hakikatten girersek iman kardeşliği dediğimiz bir şey ortaya çıkacak. Ben öyle inandım, benim gibi inanan bir kardeşim de aynı yüce Rabbimizle birleşmişiz. Evet. Rabbimiz de buyurmuş ki sizler kardeşsiniz. Bu kadar açık ve net. İnnemel müminune ihvetin. Kardeşsiniz. Kardeştik. Şimdi baktığımız zaman aile fertleri içerisine hemen o aklımıza geliyor. Aynı anneden babadan dünyaya gelmiş. Aynı anne baba. Aynı yuva. Aynı terbiyeyi almış. Aynı anne baba ona ihtimam göstermiş, değer vermiş. Aynı mekanda yatmışlar. Her taraf aynı bakın. Yemişler, içmişler aynı şeyler. Aynı havayı solumuşlar. Aynı sözler işitmişler. Bu aynılar çoğalıyor, gidiyor gerçekten. Onlar kardeşse, yani yaratılışta kardeşse, anne baba yönüyle kardeşse, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize kardeşliği burada hatırlatıyor. Sanki öyle olun diyor. Hatta onun üzerinde olur. Niye? Çünkü iman kardeşliği hepsinden önce gelir. O kardeşliği, yani aynı anne babadan dünyaya gelen insanları gördüğümüz zaman eğer iman kardeşliği yoksa bir hiç oluyor. Bakıyoruz, birisi Rabbine iman etmiş. Ama öteki o iman hakikatini kavramamış mesela. Evet. O zaman Rabbine iman etmiş olan insan Rabbine, kendisini yaratan Rabbine inanan insanı buluyor, onunla kardeş oluyor. Bu yandaki kardeşlik bitiyor o zaman. Çünkü kainatın sahibi o, alemlerin sahibi o, her şeyi yaratan o, dönüşümüz ona. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu çerçeveden baktığımız zaman iman kardeşliği hakikati hepsinin önüne geçiyor. Ashab-ı kirama bakıyoruz, nasıl da yaşamışlar o insanlar. Allah ve Resulünün terbiyesinden geçen o insanlara baktığımız zaman hakikaten İman kardeşliğini en ön planda tutuvermişler. Bakıyoruz Bedir'de baba oğul karşı karşıya, kardeşler karşı karşıya, akrabalar karşı karşıya gelivermiş. Niye? Rabbimi tanımayan benim kardeşim olamaz. Çünkü onu da yaratan, beni de yaratan, her birimizi nimetiyle donatan o yüceler yücesi Halık-ı Zülcelal'imiz. Öyleyse mesele orada başlıyor. Eğer Rabbimi tanımıyorsa o benim kardeşim asla olamıyor diyoruz. Bu hiçbir zaman Allah razı olsun göz ardı edilmeyen bir hakikat olmalı. Bunu ne zaman ki göz ardı ettik o zaman kendimizi mahvediyoruz. İslam kardeşliğine zarar verdiğimiz zaman birlik ve beraberliğimizde dağılıveriyor ve ümmet olarak acı çekiyoruz. İman kardeşliği deyince hocam kardeşinin sevinciyle sevinip derdiyle dertlenmek hususu da aklımıza geliveriyor. Kesinlikle öyle tabii ki. Yani tabii Allah Celle Celaluhu bütün mahlukatı yoktan var eden. Mümin öyle şefkatli ki hayvana da şefkatli, merhametli davranır. Bir insan gördüğü zaman eğer o zor durumdaysa
onun inancına bakmadan ona da yardım eder. Evet. Yapılması gereken bir şeyi yapar. Ama iman kardeşliği olduğu zaman bu en ön plana geçer ve imanının bir gereği olarak kardeşini ne yapar? Sarılır, kucaklar, yardım eder. Sevincine ortak olur, artırır. Evet. Derdine ortak olur, onu azaltır. İman kardeşliği bu gerçekleri bize hatırlatır. Hani dünyanın bir kenarında, bir ucunda bir Müslümanın ayağına batan dikenin acısını öbür taraftaki Müslüman duyduğu zaman hissetmezse, o acıyı kalbinde duymazsa bizden değildir hakikati de, işte o zaman meydana çıkar. Bunu biz komşuya getirdiğimiz zaman, aç iken komşusu kendisi tok yatamaz, hakikati yine karşımıza çıkar. Dolayısıyla iman kardeşliğinin, İslam kardeşliğinin, teslimiyetin bize getirmiş olduğu sorumluluklar var. Ne kadar güzel bunlar değil mi? Sahabe-i kirama bakıyoruz, kendisine bir koyun başı gelmiş. Cenab-ı Hak lütfetmiş. Ama demiş ki bu koyun başı benden çok falan kardeşime ihtiyaç, ona göndermiş. O kardeş hayır demiş, benden daha çok muhtaç olan falan var, ona göndermiş. O da aynı şekilde falana göndermiş. Yedinci kapıya geldiği zaman çıktığı kapıydı ve hayretler içerisinde aynı o koyun başının kendisine geldiğini görünce iman kardeşliği hakikatini, onların nasıl yaşadığını, diğerlerinin de kendisi gibi nasıl düşündüğünü hissetmiş. İşte iman kardeşliği. Bakıyoruz son anlarında suyu birbirine ikram eden, şehadete koşan o insanlar nasıl, o iman hakikatine nasıl ulaşmışlar? Hayret edilecek şeyler bütün bunlar. Dolayısıyla ensar diyoruz, yardım eden o güzel insanlar, o muhacir kardeşlere nasıl kucak açmışlar? Hani Allah'ın Resulüne geliyor bir gün muhacirlerin fakirleri. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ensar kardeşlerimiz ne varsa aldılar götürdüler, bize bir şey kalmadı. Ne var, ne oldu Allah'ın Resulü? Ya Resulallah, bizden çok veriyorlar, bizden çok koşturuyorlar, bizi doyuruyorlar, mücahitlere yardım ediyorlar, fakir fukaraya kucak açıyorlar, biz bir şey yapamıyoruz. Hayırın bütününü onlar götürüyorlar adeta, biz ne yapalım ya Resulallah, çok gerilerde kaldık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şefkat ve merhamet peygamberi tabii ki, harisun aleyküm, ashabına, ümmetine çok düşkün, evet, öylesine güzel bir insan. Rabbimiz şefaatine nail buyursun, ruhaniyetini üzerimizden eksik etmesin. Amin. Salat ve selamlarımız binlerce onun üzerine olsun inşallah. Amin. Teala. Öyle buyuruyorlar, ben size bir şey tarif edeyim. Onu başkaları yapmadıkça asla sizin önünüze geçemez. Geçemezler. Sevinir sahabe-i kiram. Nedir o ya Resulallah? Her namazınızın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber deyin. Farklı rivayetler var. Mesela yatırken bunu 34 yaparsak, Allahu Ekber yüze tamamlarsak şeklinde. Siz bunu yaptığınız müddetçe başkaları ne yaparsa yapsın sizin önünüze geçemez. Tesbihatın da ehemmiyeti çok önemli gerçekten. Ve Müslümanlar bunu kavradığı zaman her namazın arkasında yapmaya çalışır. Evet. Tamam derler. Başlarlar onlar namazlardan sonra parmaklarını saya saya mesela bu tesbihatı yapmaya. Diğer kardeşler siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Ötekine soruyor derken saklamak mümkün mü? Saklanmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları tarif ettiler, tarif buyurdular. Biz de yapıyoruz. Öyleyse bize de söyleyin, biz de yapalım. Yani. Şimdi hayırda, iyilikte, ibadette yarış bu işte yani. Ve yusari'ûne fil hayrat diyor değil mi? Yani. Ya ayet-i kerimede az önce. Gerçekten bu mana çok çok önemli. Ve sahabe-i kiram onlar, zenginiyle fakiriyle onlar da yapmaya başlayınca tekrar geliyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah, boyunları yine bükük. Ne var? Ne oldu? Derdimiz var. Nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme derler ki ya Resulallah, siz bize hani bir tarifte bulunmuştunuz ya, tesbihat. Evet, ne oldu? Kardeşlerimiz bizden gördü, onlar da yapmaya başladı. Yine geçtiler bizi ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın takdiridir, bizim yapacağımız bir şey yok. Yani zenginliği veren de Allah, evet, Celle Celaluhu'dur. Bizim gücümüz yetmez derler. Demek ki böylesine İslam'da, Müslümanlık'ta çekememezlik değil,
gıpta ile birlikte bir yarış. Az önce işte Hazreti Ali Efendimiz'in hadisesini anlattınız. Ne kadar güzel değil mi? Yani şefkat ve merhamet insanı olmalı. Çünkü Rabbimiz kullarına şefkatli. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak hakikati var bir. Tasavvufta bu çok önemlidir. Yani Allah dostları, büyükler niye büyük olmuşlar diye başladınız ya. Büyükler, büyükler büyüğü olan Yüce Rabbimizin ahlakını almaya çalışmışlar. Ama Resulullah'ımızdan alarak gidiyorlar tabii ki. Onun öncesinde de kendi önünde bulunan öğretmen konumundaki mürşitten alıyor, mürşidi kamilden. Mesela güzel bir ilmiyle amil olan alimden alıyor. Onun terbiyesinde yetişiyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel hali ahlakı. Sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun tabii ki mümkün değil de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak çok önemli bir husus. Ama yani Cenab-ı Hak şefkatli, biz de kendimize göre şefkatli olalım. Cömert biz de olalım. Ki Habibini لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ en güzel örnek olarak göndermiş. İnsan örneği o. İnsanda toplanması gereken en yüksek hakikatler Allah Resulü'nde var. O zaman siz ona benzemeye çalışın diyor. Demek ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da. Rabbim inşallah, o teslim olanlardan, gerçek Müslümanlardan kılsın bizlere. Amin. Ama gayret gerekiyor. Amin inşallah. Sevgili hocam, bu özel sohbetimiz devam edecek. Sevgili seyircilerim, Twitter üzerinden hashtag kardeşim etiketiyle yine dualarınızı, mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Hashtag kardeşim diyerek bizlere yazabilirsiniz. Hocam izin verirsiniz reklamlara geçelim. Tamam. Sonrasında inşallah belki ilk programda olduğu gibi sizden bir ilahi istemek nasip olur. Ne sürpriz var herhalde mikrofonu buraya koyduğunuzda. İnşallah efendim, birazdan buradayız. Devam ediyor. Aklım fikrim yar eyledim ben bana. Öğüt verdim deli gönül almadı. Bir kileciği var mı almış eline, dünyayı içine koydum dolmadı. Alması farz imiş sünnettir selam. Hak nurdan yarattı yaz dedi kalem. Bir çiçek yarattı ol Rabbül Alem, onu kokulayan mahrum kalmadı. Var bir pire eriş, serseri gezme, gözet gözün önün, yolundan azma, değme bir dükkana, yükünü çözme, burada çok bezirgan işi kalmadı. Gençlik yaza benzer, kocalık güze. Yüreğim başlıdır, dertlerim taze. Boynun eğ de hizmet eyle üstada. Şeytan benlikle menzil almadı. Kul himmetin deste gülü elinde, daima zikreder hakkı dilinde. Bir güzel sevmişim hakkın yolunda, hayali gönlümden zail olmadı. Evet sevgili hocam, devam ediyoruz. Birazdan inşallah sizden de bir ilahi alalım isterim. Kendi yazdığınız ilahiler de var değil mi hocam söz olarak? Şiirler var evet yani. Onları ilahi şekliyle çevirmiş halde de var herhalde. Ufak tefek. İnşallah. Onlardan bir tanesi olursa da İnşallah. Dinleriz sevgili hocam. Hocam biz birbirimizi seveceğiz. Fakat farklı zaman dilimleri gözetiyoruz bu sevme için. Hani zengin olursa seveyim, başarılı olursa seveyim gibi. Yani şöyle bir misal verelim. İşte bir kardeşimiz var. Ona bir görev verilecek. Yani ilk başta diyoruz ki yok o yapamaz. Yani bunun işi değil o. O bunun üstesinden gelemez. Sonra bakıyoruz. O görev ona veriliyor. Çok başarılı oluyor.
çok iyi iş çıkartıyor. Sonra diyoruz ki ya ben başarılı olacağını biliyordum. Ben seni biliyorum, ben seni seviyordum. O işte oradaki sevme aslında başarının sonrasında gelen sevme değil mi hocam? Yani tabii orada menfaat meselesi biraz gündeme çıkmış oluyor sanki. Başta düşünülememiş bir hadise. En azından insan samimi olmalı. Ben tahmin etmiyordum bu kadarını ama maşallah diye tebrik edersek daha güzel olur. Bu da bize tevazuyu hatırlatır. Yani kişi her şeyde kendisini üstün görmeye kalkarsa Allah muhafaza büyüklük, yücelik ve üstünlük ancak Allah'ımıza mahsus. Yüce Rabbimiz tabii ki her şeye kadir olandır. Hiçbir zamanda hani kibriya onun elbisesidir Yüce Rabbimizin. Hiç kimse de onu Allah muhafaza giyinmeye kalkmamalı. Onun için insan hani eskiden çok güzel şeyler vardı. Saf Müslüman derler böyle. Samimi insan. İman da samimiyettir zaten. İmandaki samimiyet ne kadar çoksa Allah katında insan derecesi o kadar yüksek olur. Mesela bakıyoruz koca karı imanı demişler. Hı-hı. Bir adam geliyor işte. Ben 100 soruda Allah'ın varlığını ispat ederim deyince koca karımız bizim Anadolu kadını diyor ki senin Allah'ın varlığından şüphen mi vardı da ispata kalkıştın diyor. İman böyle bir şey hakikaten. Yani ayak ucundaki tırnak mesela oradan tepesinin kıllarına varıncaya kadar iman yüklü insan. Saf bir Müslüman, pırıl pırıl bir Müslüman. Şimdi böyle bir insanın halini düşünelim. Ha insana bakışı çok farklıdır onun. Tevazu sahibidir. Evet. İnsana karşı iyi düşünür. Hani sahabe-i kiramdan güzel bir şey hatırıma geldi. Verdi. Lütfen buyur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyururlar ki şu anda cennetlik bir kimse görmek isteyen varsa mescide girecek kimseye baksın. Anlatılıyor bize. Sahabe-i kiramdan Ensardan Abdullah isminde bir zat anlatıyor. Diyor ki baktık ki bir adam pabuçlarını eline almış, abdesti yeni almış. Abdest suları da damlaya damlaya mescide girdi geldi. Ertesi gün Allah'ın Resulü yine aynı vakitte ve aynı anda buyurdular ki şu anda cennetlik bir kimse görmek isteyen yine baksın. Girecek kişiye baksın. Aynı zat. Üçüncü gün yine olunca ben arkasından koştum namazdan sonra yakaladım o zatı dedim ki benim babamla aram açıldı. Beni sen misafir eder misin? Misafirlik 3 gün. Evet. Tamam ederim der. Giderler beraberce kalırlar. Aynı yerde yatır kalkarlar falan. Abdullah sonunda diyor ki radıyallahu anh. Ben diyor 3 gün seninle kaldım. Allah senden razı olsun. İşin aslı şuydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa böyle buyurdu 3 gün. Ve siz geldiniz. Ya. Mescitten giren sizdiniz. Merak ettim. Neydi ameliniz? Cennete acaba neyle gidiyorsunuz, neyle kazandınız diye sizinle kaldım. Gördüm ki bizden farklı bir halin yok, aşırı bir ibadetin de yok. Evet. Normal bir ibadetim var. Dolayısıyla ben şaşkınlık içerisinde kaldım der. Der ki sahabi o zat, gördüğün gibiyim ben. Ama der, herkese karşı kalbimde iyi bir bakış var, iyi bir niyet var. Yani falan Müslüman iyi olsun. Benden daha iyi olsun. Onun şusu olsun. Hiç kimseye asla haset etmem. Herkes için de iyi düşünürüm deyince ha işte seni cennete koyan şey budur der. Burada bakın hani müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niyet çok önemli. Bir insanın niyeti saf ve temiz ise o insan yükselir gider. Öteki çok şey yapıyor görünür ama Allah amellerimizi temiz kılsın inşallah, nefsimize uydurmasın. Şimdi oraya pürüzler girerse onu sıkıntıya sokar. Niye benzer? Beton atılıyor ama arada yarıklar var, sıkıntılar var. İyi bir beton olmadı. Görünüm çok kütle büyük ama sağlam ve sağlıklı değil. Mesele kişinin samimi olması, Allah'a samimiyetle bağlanması. Bu çok önemli. Hocam birbirimize buğuz ve kin olunca bu İslami çalışmalar da aslında zarar görüyor değil mi? Tabii. Yani aslında bizim mesela cemaatler güzel, cemaatleşmek güzel ama işte Allah muhafaza biz daha iyiyiz derse çok kötü bir şey olur. Mesela eskiden tarikatları düşünün.
Bizim şeyhimiz şöyle der, ötekilerin önüne geçer, o havaya bürünürse o da kaybeder. Evet. Biz sizden daha iyi hizmet ediyoruz derse o da kaybeder, onlar da kaybeder. Ama Allah razı olsun, ne güzel çalışıyorsunuz. Rabbim dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Bizler de sizler gibi samimiyetle çalışanlardan kılsın dediğimiz zaman o insanların tabii ki o hizmetini takdir etmekle birlikte kendimiz aynı zamanda tevazu haline de almış oluyoruz. Cenab-ı Hak bundan çok da razı olur. Ve o müminler de tabii ki bundan hoşnut olurlar. Ama ben öne çıkarsa, bencillik öne çıkarsa o zaman kaybedenlerden oluyoruz. Ve maalesef işte bakın dünya Müslümanları bunun acısını çekiyor. Ve tabii ki karşı taraf kafir güruhu da bu noktayı iyi yakalamış, bir şeyler atıverdiği zaman Müslümanlar birbirine giriveriyor. Rabbim bizlere şuur versin inşallah. Sevgili hocam, tevazu unutuldu, güç gösterisi revaç buldu diyebilir miyiz? Doğru söylüyorsun. Yani madde ön plana çıktığı müddetçe artık yarış haline geliyor. Maddede yarış. Dünyada yarış olduğu zaman insan Allah muhabbetinden de uzak kalıyor. Burası gerçekten çok önemli bir hakikat olarak karşımıza çıkmakta ve insan tabii ki Allah muhabbetinin de zevkini, hazzını, lezzetini alamıyor. Büyüklerden bir zat öyle diyor. İnsanlar dünya muhabbetine daldığı müddetçe dünyadan alınması gereken en yüksek lezzetten mahrum kalır diyor. Nedir o efendim? Allah muhabbeti, Allah sevgisi, marifetullah diyor. Hakikaten bizi böylesine bir manadan, eşsiz güzellikten, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun cemalini görecek kıvama gelmekten alıkoyan şey bu dünyalık lezzetler ve hazlardır. Onun için bunlar ön plana geçtiği müddetçe güç gösterisi, sen ben davası ön plana çıkıveriyor. Bakıyoruz falan, işte şöyle bir araba almış, ben daha üstün alacağım falan, şöyle bir evde oturuyor 300, 500, 700 milyar, ben daha üstün alacağım. Şimdi aynen dediğiniz gibi güç gösterisi ve güçte yarış oluyor. Bunlar aslında doğru şeyler değil. Bunlar bizi bizden alıp götürüyor. Bunlar bizi mahvediyor. Allah Resulü'nün hayatına baktığımız zaman zaten normal yaşarken bile utanıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadıkları hayatı anlatırken utanıyoruz yani, bırakın. Yaşayamıyoruz, anlatırken yaşıyoruz. Ama daha yüksek noktaları kişi yaşadıkça kalbine de giriyor zaten. Girmemesi için o insanın iyi bir terbiye alması gerekiyor. Nefsiyle mücadele etmesi gerekiyor. Bu da kolay bir iş değil ve nadir insanlar da çıkıyor bu iş. Dolayısıyla kişi tabii ki bunları ön plana aldıkça sevgi dairesi de daralıyor, genişlemiyor maalesef. Mesela görüştüğü insanlar az oluyor. Bakıyoruz Allah Resulü'nün ashabına Hazreti Osman Efendimiz var. Evet. 100 deve benden ya Resulallah diyen. Sonra 100 daha, sonra 100 daha. Rivayetlerde artışı da var bunun. Bakıyoruz Abdurrahman İbni Avf. Kervanını veren insan. Bakıyoruz öbür tarafta Abdullah İbni Mektum. Bilal-i Habeşi. Hepsi bir aradalar. Ayrıcalık yok. Biz bunu sağlayabildiğimiz zaman kurtarırız paçayı. Ama bizim zenginimiz fakirin bulunduğu meclise gelmezse o zaman kendine bir bakması lazım. Fakirle birlikte oturup kalkmazsa Allah Resulü'nün ahlakından uzaklaştığının farkında olması lazım. Güzel Efendimiz'i bize anlatırken ashab-ı kiram ve eşleri hizmetçiyle beraber oturur, yemek yer. Ayakkabısını kendisi tamir eder. Söküğünü, yırtığını kendisi diker. Koyununu sağar. Çarşıdan bir şey aldığı zaman kimseye taşıtmaz. Kendi eliyle getirirdi diye anlatıyorlar. Allah Resulü'nün güzel ahlakını biz yaşamadıkça hani çok güzel olur aslında. Beni peygamberime benzet Allah'ım. Böylesine bir mana, böylesine bir dua çok güzel. Rabbim inşallah bizi peygamberimize benzetsin. İnşallah. Sevgili hocam, şimdi sizden bir ilahi alalım. Siz ve arkadaşlarımız hazırlanırken ben de mesajlara bakayım. Ahmet Çimen, çok şükür bu sahurda da beraberiz diyorlar. Çok teşekkür ederiz. Dualarımızla birlikte olalım demişler. Kardeşim etiketiyle Twitter'dan bizleri yalnız bırakmamışlar. Allah razı olsun. Sami Bey Hucurat 10. ayet-i kerimeyi paylaşmış. Şüphesiz ki müminler kardeştir. O halde iki kardeşinizin arasını bulun. Allah'tan korkun ki merhamet bulasınız.
Diğer bir izleyicimiz Mihmandar, kardeşimin kalbinde bir hüzün varsa o kalp benim kalbimdir. Çok güzel. Izdırabımla hüznü de kalbimde hissetmem gerekir. Çünkü İslam kardeşliği budur demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili hocam, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bahsetmiştik. Yine sözleri size ait olan bir ilahi ile devam edelim. Buyurun. Sevgi dolu bir gönülle sana yanan bir kalb ile, sevgi dolu bir gönülle sana yanan bir kalb ile, sonsuz bir tevekkül ile varsak sana güzel Rabbim. Sonsuz bir tevekkül ile varsak sana güzel Rabbim. Coşan bir aşkullah ile taşan bin bir rahmet ile, coşan bir aşkullah ile taşan bin bir rahmet ile, hüzün dolu bakış ile varsak sana güzel Rabbim. Hüzün dolu bakış ile varsak sana güzel Rabbim. Seher vakti yanan ile hak kokunu alan ile, seher vakti yanan ile hak kokunu alan ile, şol gül Muhammed'in ile varsak sana güzel Rabbim. Şol gül Muhammed'in ile varsak sana güzel Rabbim. Sehai yanar aşk ile aşık dolar sevgin ile, sehai yanar aşk ile aşık dolar sevgin ile, derya gibi gönül ile varsak sana güzel Rabbim. Derya gibi gönül ile varsak sana güzel Rabbim. Selçuklu Belediyesi ile Vakti Sahur devam ediyor. Bir büyüğümüz bir kitabında şöyle bir hadise naklediyor. Kalp kulağımızı açıp dinlemek duasıyla. Anlatılır ki efendim, vaktiyle zamanın birinde İstanbul'da Vefa isminde
meşhur bir Allah dostu yaşardı. Bu Allah dostu bilgisi ve aşkıyla meşhur olmuş, halk arasında nam salmış, aynı zamanda alim ve ibadetine sürekli devam eden mümin bir kişiydi. İstanbul'un fethinde de bulunduğu hikaye edilen Allah dostunun Fatih Sultan Mehmet Han'ın cenaze namazını imam olan hoca olduğu da bilinirdi. Kerametleri ve üstün ahlakıyla halk arasında birçok seveni olan bu hoca, hal ve tavırlarıyla da devrinin ulularındandı. Günlerden bir gün yalnız bir kadıncağız bu Vefa hocayı meclisinde ziyarete geldi ve oğlunun civar bir semtte esir tutulduğunu söyledi. Hocaya duyduğu derin saygıyı ifade etti. Oğlunun sağ salim kurtarılması için ricada bulundu. Vefa hoca biraz etrafa bakındıktan sonra dedi ki, hanım sen şurada az bekle, sonra oğluna kavuşursun dedi. Aradan bir iki saat ya geçti ya geçmedi. Kadının oğlu üzerinde aşçı gömleğiyle kolları sıvalı bir halde mescitten içeriye girdi. Vefa hoca kadına, al hanım dedi, oğlun geldi. Efendim kadın evladına hasretle sarıldı. Oğlu ise başına gelenleri şöyle anlattı. Beni esir edip köle pazarında sattılar. Sonra bir Hristiyan beni köle olarak satın aldı. Vazife olarak da aşçılık yapmamı emretti ve beni mutfağa gönderdi. Esir düştüğümden beri orada aşçılık yapmaktaydım. Bugün sahibim ava çıkıp tavşan avlamıştı. Pişirmem için tavşanı bana verdi. Tam o sırada mutfakta bir kara kedi ortaya çıktı. Tavşanı elimden kaptı ve kaçırmaya başladı. Ben de tavşanı kedinin ağzından almak için peşine düştüm. Kediyi yakalayayım derken kendimi burada buldum. Zira kedi ağzında tavşanla buraya girdi. İşte bunları söylediği anda bir de baktı ki kara kedi hocanın dizinin dibinde. Tavşan da oracıkta yerde yatıyor. Allah dostu adama gülümseyerek al dedi. Tavşanı götür, pişir. Karnınızı doyurun. Kadın ve oğlu bu durumu şaşkınlıkla izlediler sevgili seyirciler. Ve Allah'a bu sonsuz ikramlar karşısında hamdü sena ettiler. Adamcağız bununla da yetinmeyip hocanın talebesi oldu ve o günden sonra hizmetine girdi. Şimdilerde o esir adamcağıza Esir Bey dendiği ve kendisinin kabrinin o hocanın meclis bahçesinde olduğu hikaye edilir. O vazifeyi yapan kedi de efendisinin dizinin dibinde gömülü bulunmaktadır. Esir Bey'in de cennet bahçelerinde gezinmekte olduğu murat ve işaret edilmiş. Bununla da kalmayıp mana müşahede edilmiştir. İşte Allah dostlarının halleri böyledir. Onlara korku yoktur. Onların tek dostu Allah'tır. Allah da kendisine dost olanlara henüz dünyadayken melekleriyle yardım eder. Kainattaki her bir zerreyi onların muradına memur etmek kudretine sahip olan Mevla'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Bu hikayenin bereketiyle kalbimiz yatışsın, mutmain olsun inşallah. Bir gün ömür son bulduğunda Allah Teala'nın ey mutmain olan nefs, sen ondan razı, o senden razı olarak Rabbine dön, gir cennetine seslenişine muhatap olanlardan olmak tek isteğimiz olsun efendim. Her amelimiz, her bir zerremiz
şu emanet canımız da bu isteğin yolunda kanat çırpan bir kuş olsun inşallah. Amin. Evet sevgili hocam. Allah razı olsun. Cümlemizin inşallah. Bu kıssa bana bir başka kıssayı hatırlattı. Lütfen benim buyurun. Kardeşim. Ladikli Hacı babamıza eyvallah. Ankara'dan bir iki hakim gelir. Kore Harbi'nden sonra bu hakimin birisinin çocuğu Kore'de kalmış. Tabii zaman geçince öldü haberi de geliyor falan. Vefat etti. Künyesi münyesi gelmiş. Ama eşi diyor ki benim oğlum sağ. Yani çocuğun annesi. Evet. O ölmedi gelecek. Hakim diyor ki bir gün arkadaşına, o diğer Konyalı hakim arkadaşına, bizim hanım kafayı bozacak. Oğlan vefat etti, şehit oldu. Ve künyesi, eşyaları, işte bazı şeyler geldi. Ama hanım bir türlü inanmıyor. O ölmedi, çocuğum sağ. Kafayı bozdum bilmem diyor. O da diyor ki Konya'ya gidelim. Bizim bir Ahmet ağamız var, bir soralım diyor. Geliyorlar Ladiye Hacı Baba'nın dergahına. Anlatıyorlar durumu. İşte efendim şöyle şöyle bu kardeşimizin, Hakim Bey'in oğlu falan diye. Oğlum ben ne anlarım bu işlerden? Niye geldiniz bana falan? Hoş geldiniz, safa geldiniz ama bunları bana sormayın. Konyalı hakim diyor ki, efendim size değil, hani sizin bir hocanız var ya, Hızır Aleyhisselam. Ona sorar mısınız? Bize yardımcı olur musunuz? Deyince durun bakalım diyor, dışarı çıkıyorum. Mübarek geliyor diyor ki, oğlunuz sağ. Şu anda oturmuş güneşe karşı, önünde az bir azığı var, onları yiyor. Yakında da hemen gelecek. Önce mektubu gelecek, sonra kendisi gelecek. Allah Allah. Anlatınca diğer hakim, oğlanın babası, hadi canım bu da nereden bahsediyor, böyle şey mi olur diyor. Kızıp koyup gidiyorlar. Gerçekten çok geçmeden önce mektubu, sonra evladı çıka geliyor. Sonra da teşekküre gelmiş oluyorlar. Allah dostlarının işleri hakikaten farklıdır. Mesela onlarda bir tayin mekan hadisesi var ki hakikaten hayret verici, işte anlattığınız kıssada da bir Allah dostu vesilesiyle öyle bir hadise yaşanmış. Evet sevgili hocam, bugün müminlerin birbirini sevmesini konuşuyoruz. Müslümanın üzerindeki hakkından bahseder Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Selam almak, iki hastayı ziyaret etmek, üç davete icabet etmek, dört aksırdığında yerhamuke Allah diyerek Allah sana merhamet eylesin demek ve cenazeye iştirak etmek. Sevgili hocam, Ramazan ayındayız. Bu hususlardan da bahsedelim isteriz. Tabi selam deyince efşüs selamü beyneküm hadisini hatırladım ben. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Hani siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Burada hakikaten sanki bakıyoruz imanın şartlarından birisi. Sevgi doğru da değil mi mesela? İmanın şartının hakkıyla yerine varması için Müslümanın Müslümanı sevmesi gerekiyor. Allah'ın emri bu. Başta bahsetmeye çalıştığımız kardeşlik de burada zuhur ediyor. Onlar ki ayet-i kerimede geçtiği üzere Allah'a ve ahiret gününe iman ederler. İyiliğe emrederler, kötülükten yasaklarlar, hayır yollarında koştururlar. Tabii özellikler çok bu arada. Dolayısıyla arada sevgi bağının oluşması için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığınız takdirde, uyguladığınız zaman birbirini seveceğiniz bir şeyi size söyleyeyim mi? Evet ya Resulallah. Aranızda selamı yayın buyurmuşlar. Selam gerçekten önemli. Çünkü selam teslimiyettir, imandır, İslam'dır. Allah'ın varlığına, birliğine ve gönderdiği şeriata tamam boyun eğmektir. Allah'ın emrince yaşamak demektir. Ve bütün iyilikleri, bütün hayırları, bütün kurtuluş dualarını da kardeşimize yapmak demektir. Eyvallah. Dünya ve ahirete yönelik çok geniş anlamları olan eşsiz bir manadır. Mesela bakıyoruz Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh zaman zaman çarşıya çıkar, pazara çıkar.
Ama hiçbir şey almadan geri dönermiş. Yanında arkadaşı sorar. Gittik dolaştık ama hiçbir şey almadın. Niçin gittik geldik? Yorulduk. Sen fark etmedin mi? Herkese selam veriyorduk. Biz Allah Resulü'nün bu emrini yerine getirdik diyor. Kardeşliği pekiştirmek. Dolayısıyla hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine bir başka hadislerinde dargınların en hayırlısı barışmak üzere selamı ilk verendir buyuruyor. Çok önemli. Demek ki bakın selam alma meselesi önemli. Bir kardeşimizde bir dargınlık varsa mesela burada selamı genel manada zaten alacağız. Dargınlık var ama selam verdiyse almak boynumuzun borcu diyoruz. Öbürleri tabii ki yine hasta ziyareti olsun, cenazeye iştirak olsun değil mi? Yani aksırdığı evet. zaman ona erhamükallah diye merhamet duasını Cenab-ı Hak'tan o kardeşimize istemek, davet ettiği icabet etmek. Bunlar aslında kardeşliği pekiştirici şeylerdir. Zaman zaman belki kaçınıyoruz, belki uzak duruyoruz. Akraba yakınlığı olsun, hasta ziyareti olsun. Bütün bunlar önemli. Cenazeye gitmek, iştirak etmek çok önemli. Çünkü bir gün bize dönecek o iş evet. değil mi? Düğün yapıyor, düğünle gitmezsek bizim de bir düğünlerimiz, çoluk çocuğumuz değil mi? Onlar da bekleyeceğiz. Hasta gitmezsek insan bekler yarın. Allah vermesin bir hastalık olduğu zaman. Evet. Dost bekler değil mi? Evet. Arkadaş bekler, akraba bekler. Aksırınca yerhamükallah demek bile kardeşimize yine bir dua güzelliği. Dolayısıyla bu güzel hasletleri Müslümanın yerine getirmesi, kardeşliği pekiştirmesi açısından önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize hep bunları hatırlatıyor. Hatta vermeyene ver, gelmeyene git diyor değil mi? Efendimiz Eyvallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kardeşlerinden nasıl olacağız? Efendimiz aleyhissalatü vesselama kardeş olmak. Mümin kardeşine baktığı zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e davranır şekilde onu kucaklamak, o hal üzere kardeşine davranmak. Bu bana şeyi hatırlattı. Hani tasavvufta çok güzel şeyler var. Yani ihvanda fani olmak, kardeşlerde fani olmak, Allah Resulü'nde fani olmak, Cenab-ı Hak'ta fani olmak güzelliği var. İhvanda, kardeşlerde fani olmak, kardeşimizi kendi nefsimize tercih etmemiz. İşte Eyvallah. Ebu Talha Hazretlerinin kıssasını düşündüğümüz zaman bir zat kalkar, ya Resulallah ben 3 gündür açım der mescitte. Efendimiz evlerine haber salar. Sudan başka bir şey yok ya Resulallah. Ashab-ı kiramı hatırlatır. Bu kardeşinizi götürüp doyuracak kimse yok mu? Ancak birkaç sözünden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Talha kalkar ben götüreyim ya Resulallah der. Alır gider. Ümmü Süleyman annemize, eşine der ki Allah Resulü'nün misafiri var. Yedirecek bir şeyimiz var mı? Der ki Ümmü Süleyman annemiz, Allah ondan razı olsun, bambaşka bir kadın. Rümeysa annemiz, Allah Resulü'nün hizmetine çok koşturan Hazreti Enes'in de annesi aynı zamanda. Der ki çocuklar, 2 yavruları var. Onları biraz şöyle hafif doyuracak kadar bir şey var. O zaman der ki bu Talha Hazretleri, onları avut, sonra uyut, sonra o. Yiyeceği getir, ışığı da söndürelim. Hani biz de yer gibi yapalım hı hı. ama bizim elimiz boş gitsin, boş gelsin. O zat karnını iyice doyursun. Allah Allah. Aynen yaparlar. Allah Resulü'nün mescidine sabah götürdüğü zaman istirahatinde sağlar. O zatın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra döner. Gözleri Ebu Talha ve misafirindedir. Zira ayet-i kerime inmiştir. İşte onlar kendileri ihtiyaç halinde olsa bile yetime, öksüze neyse evet. Yolcuya yedirirler. Yani sırf bunu da Allah için yaparlar. Ayet-i kerimesini Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun indirdiğini haber verir ki dolayısıyla işte bir tebşir, müjde. Ashabın bu hali tabii ki kardeşte fani olmaktır. Sonra bu kardeşte fani olduktan sonra tasavvuf terbiyesinde Resulullah'ımızda fani olmak. Bahsettiniz ya, Eyvallah. Peygamberimizle beraber olur gibi, kucaklaşır gibi. Ashab böyle yaşamış aslında. Onu görmüş, ondaki güzellikleri almış. Niye ashab-ı kiram? Mesela onun en küçüğü diyor, Evliyaullah'ın en büyüğünden daha büyüktür. Tabirler çok önemli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gören bir sahabiye, velilerin en büyüğü mesela. Diyelim ki Veysel Karani Hazretleri, sahabinin ayak inciğine yetişemez diyor. Ya. Tabir müthiş. Çünkü Allah Resulü'nün nazarını almak bir başkadır. Alemlere rahmet güzel insanın nazarını almak, sözünü dinlemek bir başkadır. Onun o bakışındaki o hikmeti kavrayabilmek ve
O gözden gelen hakikatleri gönüle indirme muhabbeti, Allah muhabbetini almak bambaşkadır. O terbiye eder, o insanı yükseltir. Gerçekten çok önemli. Şimdi bir Müslüman düşünse ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayım. Ne yapar? Yaşayışı nasıl olur? Sonra bu onu nereye götürür? Fena fillah dediğimiz Allah'ta fani olma güzelliği. Nedir o? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet yapmak. Değil mi? Fena fillah. Yani ihsan mertebesi. Cibril hadisinde geçer, çok meşhurdur. İhsan nedir? İşte Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her ne kadar sen onu göremiyor isen de o seni hep görüyor. Şah damarından daha yakınım. Dua edin, duanıza hemen icabet eder. Dolayısıyla Rabbimizin huzurunda olduğumuzu düşünerek yaşamak, işte Allah'ın cemalini görmeye hak kazanmak demektir. Ama bu da müminde fani olmaktan başlayarak giden bir süreçtir. Sevgili hocam, bir ömre bedel bir Ramazan için niyetlensek, niyetleniyoruz, niyetlenmeye çalışıyoruz. Her Ramazan'da hepimiz bir kötü huyumuzdan, bir hasretimizden kopmak için, ayrılmak için Ramazan'ı bir fırsat bellesek. Evet. Biraz onlardan bahsedelim. Yani herkesin eksiği var, her kardeşimizin eksikliği var. Birbirimizi seveceğiz ama onun da kötülüğünü, eksikliğini, değil mi hocam? Kapatarak, örterek, ayıbını örterek. Ayıbını örterek. Biraz da bu hususlarda hazır tabii herkes yani, sofra başında bizi beklerken, evet hocam. Güzel. Kardeşlerimizin hatalarını, ayıplarını örterken bir de eksikleri varsa gidermeye çalışmak. Ama önce nefsimizden başlamak. Mesela bir Ramazan'ı fırsat bilerek ne yapabiliriz, değil mi? Evet. Tiryaki kardeşlerim var. Kardeşlerimiz var. Şimdi biz onlara hani samimiyetle Allah için Rabbim nefretini versin diye dua edelim. Dinleyen kardeşlerimizle, seyreden kardeşlerimizin de içinden bu geçsin. Kendisi içmiyorsa o kardeşlerimize dua edelim. Müminin mümine gıyabında yaptığı dua makbuldür hadiste geçtiğine göre. Dolayısıyla o kardeşimizi Cenab-ı Hak ondan kurtarsın diyelim. Bunun biraz daha fazlası olabilir. Allah korusun içki içiyor. Daha farklı şeyler yapıyor. Ramazan'da bırakmış, terk etmiş. Allah onu daim eylesin. Yani bıraktırsın inşallah. Onlara dua edelim. Hani böylelikle işte bir söz, bir dua, bir insanın hidayetine vesile kılarsa Cenab-ı Hak bir kulunu, değil mi? Evet. Hemen bir dönüş yaptı. Mesela cennet güzelliklerinden bahsediliyor. Cehennem azabından bahsediliyor. Yahut da Allah'ın rahmeti, mağfireti, genişliğinden bahsediliyor. O kardeşimiz dinler dinlemez, bu televizyonda olur, radyoda olur, bir kardeş bir şey söyler. Bir çocuktan bazen bir şey alabilir. Değil mi? Bakarsın ummadığın bir insandan dinler. Hemen bir dönüş yapıverir. Biz de kardeşlerimize dua edelim, değil mi? Mesela namazı yok. Namaz olması lazım. Namaz ehli olması lazım Müslüman. Namaz ehli olacak ki, salat ehli olacak ki salah olsun. Evet. Salaha ulaşsın. Bunlar bizim Ramazan'da ve diğer önemli gecelerde özellikle hakikaten fırsat olarak düşünmemiz gereken şeyler. Ama önce nefsimizden ve kendimizden başlamakta fayda var. Allah razı olsun. İsmail Korkmaz mesajına bakalım. Twitter üzerinden hashtag kardeşim etiketiyle bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sevgide ölçülü ol ey kalp. Sevdiğin kişi düşmanın olur bir gün. Düşmanlıkta katı olma ey gönül. Düşmanın kardeşin olur elbet bir gün demiş. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet, Allah razı olsun. Nazif Bey, gecemiz hayırlı olsun inşallah diyor. Allah sizlerden ve emeği geçen tüm ekipten razı olsun kardeşim, amin, demişler. Amin. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet sevgili hocam, Züleyha kardeşimiz de bir güzel söz göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sen düşünceden ibaretsin, geride kalan et kemiksin. Gül düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun. Ahmet Bey'in mesajı Hazreti Mevlana'mızdan. Evet, göndermişler. Artık son dakikalarımıza doğru yaklaşıyoruz hocam. Toparlamış da olalım sohbetimizi. Evet. Yani önemli olan insan olmak. İnsan olmak deyince de insanı kamil aklımıza gelir. İnsan olmak hakikatine baktığımız zaman Hazreti Adem Aleyhisselam'dan mesela Adem ol derler, değil mi? Yani hı hı. Adem atana benze. Bakıyoruz Habil'le Kabil var. Kabil Habil'i öldürmüş.
Biri Kabil cinsinde devam ediyor hayatı birilerinin. Birilerinin de Habil cinsinde devam ediyor, yolunda devam ediyor. Önemli olan Habil inancında, samimiyetinde peygamberlerin gösterdiği hakikatleri kavrayarak gelip o halkanın son mührü olan güzel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakından, edebinden, hayasından ve iffetinden almak. Ramazan güzelliği içerisinde derken tabii ki bu arada edep de hakikaten şu anda belki düşünmeden dilimizden çıktı ama civarımıza baktığımız zaman Müslüman kardeşlerimiz, eşler, kadınlar yani kızlarımız hakikaten yüreklerimizi burkuyor. Günaha nasıl dalınabiliyor değil mi? Evet. O gözler haramlara baktıkça, o gözlere haramı tattırdıkça, gösterdikçe o bacılarımız, o kızlarımızın durumu bizim yüreklerimizi yakıyor. Niye dersen? Çünkü yarın Allah Celle Celaluhu bütün bunlardan hesaba çekecek bizi. Hani şair öyle demiş. Nice güzel yüzler vardı ki toprak olmadı mı? Nice ceylan gözler vardı ki toprağa akmadı mı? Yani güzelliğine güvenme gidecek elinden. Malına, mülküne, saltanatına güvenme. Yok olup gidecek birden. Ağana, paşana, dayına da güvenme. Ölecek onlar da gün gelince. Sen de gideceksin Rabbinin huzuruna. Varıp da hesaba çekileceksin. Onun için gururlanma insanoğlu diyor değil mi? Evet. Ölmemeye çare mi var? Hakikaten. Hazan olmuş gül gibi solmamaya çaren mi var? Yine şiirlerde görüyoruz. Altından türben olsa ne fayda? Onun için kişi insan Allah'a kul olmanın, insanca yaşamanın, mümince yaşamanın gayretinde olmalı ki yarını güzel olsun, ahireti güzel olsun. Onun için kardeşlerimiz, hepimiz tabii nefsimize söyleyelim. Ey insan, ahiret yolcusu değil misin? Varıp bir gün huzurunda duracaksın. Ve Cenab-ı Hak seni tek başına hesaba çekecek bilmez misin? Ne götürüyorsun? Ne var azığında bakıyor musun? Ne doldurdun o torbana ey insan? Ayıklıyor musun? Tevbe edilecek o kadar günahın var ki niçin tevbe etmiyorsun? Sen bir mekana gidiyorsun ki geri dönüşü olmayan bir mekan varacaksın. Ne getirdin diye bakılacaksın. Eğer beğenmeyecek olursa melekler acı, hüzün ve acı, ızdırap yaşayacaksın. Öyleyse dön de amellerine bir bak. Yanlışlar vardır onları ayıkla çıkar. İyilikle, güzellikle doldur torbanı da azığını al. Çünkü orada ebediyen kalacaksın. Tükenmeyen azıklarla gitmeye bak ey insan. Heh, bu sözlerle kardeşlerimize inşallah veda etmiş olalım. Bu dünyada beraberdik. Cennette de beraber koşarız. İnşallah. Beraber oluruz inşallah. İnşallah. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sancağı altında. İnşallah. Tüm izleyicilerimizle beraber. Orada beraber oluruz inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Gönlünüze sağlık. Allah sizden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 20. günden sonra son 10 günde tek gecelerde Kadir Gecesi'ni aramamızı istiyor. İnşallah bu vakitlerde tefekkür edelim, düşünelim. İnşallah. Bu günlerin, bu gecelerin kıymetini idrak edenlerden olalım inşallah. Ve itikafa giren kardeşlerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Tabii hepimizin aslında değil farz-ı kifayi sünneti müekket ama kifayi bir sünnet. Önemli bir sünnet. Onu yapıyorlar kardeşlerimiz. Ve Kadir Gecesi'ni de çok güzel bir şekilde arıyorlar. Allah onların da o ibadetlerini makbul eylesin. Bizlere de gayret versin inşallah. Bugünlerde bereket versin inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Muzaffer Delil hocamız bizlerle birlikte oldu. Allah nasip ederse bu güzel sohbetler devam edecek. Yarın niyetimiz ve duamız vakti sahurda yine bu sofrada izleyicilerimizle beraber olmak, bir olmak inşallah. Siz de dua edin, biz de dua edelim. Yarın yine aynı heyecan ve iştiyakla huzurlarınızda olalım sevgili seyircilerimiz. Şimdiden Allah kabul etsin. Dualarınızda, niyazlarınızda bu fakiri de unutmayın. Hocalarımızı unutmayın. Gecenin bu zaman dilimlerinde vakit ayırıyorlar. Sizin adınıza tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Evet, Allah razı olsun. Soruyorlar bana hocamız hasta mıydı, şöyle miydi? Sizin için değil, tüm bazı hocalarımız için. Evet. O gece halidir. Yani gece sohbet yapmanın zorluğu tüm ekip için zordur. Hepimiz için dua edin inşallah. Allah razı olsun.
razı olsun. Allah kabul etsin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله